Arkadaşlar herkese merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün masamızın üzerinde gördüğünüz gibi çok değişik bir klavye var. Neden çok değişik diyorum? Birçok klavyede farklı şeyler gördük. Daha öncesinde %65'lik klavyelerde üzerine ekran işlemesi dahi gördük. Fakat arkadaşlar YouTube'a şeffaf klavye yazdığımda sadece çok sevdim kardeşim Full Level kanalı Ömer Faruk'un bir tane incelemesi var. Yaklaşık 3-5 gün önce yanlış hatırlamıyorsam internet üzerinde bir tane klavye incelemiş böyle komple şeffaf arkadaşlar her yeri bembeyaz videosundan da böyle küçük bir kesit koyacağım arkadaşlar iki klavyeyi de kıyaslayabilmeniz ve mukayese yapmanız için şöyle Şeffaf bir klavye düşün. Şeffaf bir plastik düşünün. Switchleri sarı. Switchlerin ismini unuttum. Pihili miydi neydi? İnşallah Ömer Faruk bana telif atmaz. Ömer Faruk telif atarsan öldürürüm oğlum. Evet şimdi gelelim arkadaşlar klavyemize. Klavyemiz Havit markasının AB875L isimli oyuncu klavyesi olarak tasarlanmış. Klavye yapısı itibariyle baktığınız zaman çok büyük değil arkadaşlar. Ama böyle %65'lik klavyeleri andırıyor. Yöntüşlerine baktığınız zaman Entra falan baktığınızda ne zaman böyle birbirinin içerisine sıkıştırılmış gibi bir havası var. Ben yaklaşık 3-4 gün aralıksız bir şekilde kullandım. İlk gün alışamadım arkadaşlar. Gerçekten böyle tuşların yerleri falan bana bir tık böyle garip geldi ama 3. ve 4. günde tam elim alışmıştı. Şimdi geri tekrar kendi klavyeme alışmaya çalışıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi paketli ama ben bunu dediğim gibi arkadaşlar 3-4 gündür kullanıyorum kutusunu açtım. Yani burada biraz böyle yalancı kutu açılışı olacak ama teknik özellikleri falan değinmeden öncelikle şöyle klavyemize önümüze alıp bir kutusunu açalım. Bakalım içerisinden neler var neler yok bize neler vaat ediyor. Bir onlara bakalım. Evet arkadaşlar kutuyu açtığımız zaman şöyle bir gördüğünüz gibi korumayla birlikte geliyor. Şöyle kenara atalım. Hemen şöyle klavyemi size bir göstermek istiyorum. Tabi oradan baktığınız zaman ışık vurduğu için çok size şeffaf gibi gelmiyor. Böyle biraz siyah klavye andırıyor ama üst görüntüleri verdiğim zaman ne kadar şeffaf olduğunu ışıklı halinde ne kadar ışık geçirdiğini göreceksiniz. Evet arkadaşlar böyle sanki üzerinde parmak izlerim var da kadar da kullanıldığı belli değil mi? Klavyemizi şöyle bir kenara alalım. Şimdi kutu içerisinden Havit markasının Game Note serisi, oyuncu serisi bir tane broşürü çıkıyor. Bunun içerisinde hangi Havit ekipmanları var onları gösteriyor. Şöyle arkasını çevirdiğimiz zaman burada tişört, çanta, şapka. Buradan Havit'e sesleniyorum. Sumaterası ve şemsiye dahi gördüm. Bunlardan istiyorum Okan abi. Şöyle broşürü de kenara atalım. İçerisinden şöyle bir tuş fonksiyonlarını anlatan bir tane kağıt çıkıyor. Şöyle şu şekilde bir Havit garanti kağıdı çıkıyor. Bir bir tane Game Note serisini temsil eden broşür çıkıyor. Evet kutunun içindeki gizli mamulleri de aldım. Artık kutumu şöyle bir kaldırıp atabilirim. Kutuyla bir işim kalmadı. Arkadaşlar şöyle bir tane gördüğünüz gibi cımbız çıkıyor içerisinden. Bu cımbız ne işe yarıyor? Bu klavye key keycapleri sökülebiliyor hem de aynı zamanda switchleri sökülebiliyor. Onun haricinde içerisinden 1.8 metre hasır örgülü kalın bir kablo geliyor arkadaşlar. Ha, söylemeyi unuttum bu klavyemiz kablolu arkadaşlar. Daha önce kanalımızda kablosuz model de incelemiştik ama bu model modelimiz kablolu. Kablomuzu kenara atalım. Ve şimdi diğer çıkan ekipmanı böyle elimde göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar klavye tamamen böyle şeffaf siyahı andıran bir tonda. Ama burada escape tuşu arkadaşlar beyaz olarak tasarlanmış. Hani bu benim göz zevkime hitap etmiyor diyorsanız içerisinden bir tane de normal keycaplerle aynı renkte escape tuşu çıkıyor. İsterseniz bu beyaz tuşu söküp içerisinden çıkan şeffaf keycap değiştirebilirsiniz. Bunu da kenara atalım. Şimdi klavyemiz gördüğünüz gibi ele aldığınız zaman sağlamlık hissi hissiyatı veren bir klavye. Biraz tabii böyle ABS plastikten oluştuğu için hafif bir esneme hissiyatı oluşuyor ama klavyenin eldeki ağırlığı falan ben buradayım diyor. Klavyemiz full RGB bir yapıda yani tuş satırlarının bir kısmı işte kırmızı bir kısmı mavi falan değil. Bütün tuşlar arkadaşlar 16.8 milyon renk ve istediğiniz gibi modlayabiliyorsunuz. Yani buraya kırmızı, buraya pembe, buraya sarı istediğiniz gibi arkadaşlar klavyeyi kendi makro programı üzerinden modlayabiliyorsunuz. İşte bu klavyenin bir de şöyle bir farklı yönü var basket yapı dediğimiz klavyelerdeki yeni bir tasarım. Klavye böyle direkt PBC üzerine işte metal blok onun üstüne switchler onun üstüne keycapler falan değil. Araya bir sürü katman atıyorlar. Bu katmanlar ne işe yarıyor? Klavyemiz hem böyle bir tık daha sağlam hale getiriyor hem de arkadaşlar tuş basım hissiyatını tuş basım sesini minimuma indirgiyor. Bu sayede arkadaşlar çok farklı bir tuş basım hissiyatı. Çok farklı bir kullanım senaryosuyla birlikte. Bu tarz custom klavyeler size geliyor. Klavyede yine anti ghosting desteği var. Yani Buradaki bütün tuşlara aynı anda bastığınızda bile klavye algılayabiliyor. Klavyenin önünü gördük. Şöyle bir size arkasını çevirmek istiyorum arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi Havit yazıyor. Havit'in Game Note serisi aslında. KB875L yazıyor. Alt tarafında kaydırmaz silikonlar var. Onun haricinde klavyeyi iki farklı yükseklikte kullanabilmeniz için iki tane bacak konumlandırmışlar. İsterseniz böyle klavyeyi düz bir şekilde kullanın. İsterseniz böyle bir bacak açıp yükseltin. İsterseniz yok tam böyle yükselmedi klavye klavye falan diyorsanız da ikinci bacağı açıp arkadaşlar iki kademe bir şekilde yükseltebiliyorsunuz. Yani şöyle masanızın üzerine koyduğumuz zaman şöyle şu şekilde en yüksek kademesi şöyle bir tık kısıp hafif bir eğim verebiliyorsunuz. Veya da isterseniz bunları da kapatıp böyle dümdüz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve yine şöyle bir şey var. Harici bağlantılı Type-C kablomuz vardı hatırlarsanız. Şu noktada bir Type-C girişi bulunuyor. Şöyle Type-C kablomu bir tık açtım. Klavyemin arka girişine takıyorum. Yani misal masanızda böyle tam ortadan çıksın isterseniz ya da atıyorum bilgisayar sol tarafınızdadır. Altında bir tane kablo gizleme kanalı var. Buradan kabloyu getirip arkadaşlar klavyenin böyle solundan çıksın. Ya da tam tersi bir şekilde yine buradaki kablo gizleme haznesi sayesinde isterseniz kablonuz bilgisayarınız sağdaysa sağdan çıksın şeklinde ayarlama yapabiliyorsunuz. Klavyenin tuşlarına baktığımız zaman misal Windows tuşunun altında Options var. Alt tuşunun altında Comment tuşu var. Yani ne demek oluyor bu? Mac kullanıcıları aşinadır. Şurada arkada bir tane switch var bu switch'i alt konuma getirdiğiniz zaman Windows modunda çalışıyor. Üst konuma getirirseniz klavye Mac fonksiyonlarına dönüşüyor. Ve bu sayede MacOS işletim sistemli bilgisayarlarınızda da çok rahat bir şekilde klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Tabii ben Windows'da kullandığım için hemen alta alalım karışık olmasın. Klavyenin ölçülerine geldiğimiz zaman bu şekilde 388 mm'lik genişlik. Şu şekilde 140 mm'lik bir yüksekliği bulunuyor. Klavyenin kalınlığına baktığınız zaman da 44 mm'lik bir kalınlığı var. Bu ölçülere dayanarak masanızda nasıl yer kaplayacağını satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Klavyenin üzerinde tam 98 tane tuş bulunuyor. Numarik tuşlar, insert tuşları, üst numarik tuşlar, aynı zamanda F tuşları da bulunuyor. Switchlerinin 50 milyon tık ömrü var ve yazılımı var. Yazılımından tabi masa başında bahsedeceğim. ışıklarını da göstereceğim. Fakat arkadaşlar şu içerisinden çıkan maşa vasıtasıyla şöyle bir keycap'ini sökmek istiyorum. Evet söktüm. İçerisinden ne çıktı? Red switch arkadaşlar. Şöyle gadget yapıyı artık nasıl okunuyor ben tam bilmiyorum. Gadget diye mi okunuyor? Garrett diye mi okunuyor? Çöktüğümüz zaman arkadaşlar space butonunu burada arkadaşlar bir sünger var. Normalde birçok klavyede bu sünger yok. Buradaki sünger vasıtasıyla gadget yapı olduğunu anlıyoruz. Ve normalde kanalımızda bir sürü red switch inceledik. Ama bunun sesi çok başka arkadaşlar. Hafif bir ses var ama mekanik olayı, hissiyatı gerçekten sizi mutlu edeceğini düşünüyorum. Şimdi keycap'ini söktük arkadaşlar. Bir de şöyle bir sivicini sökelim. Evet gördüğünüz gibi sivici de söktüm arkadaşlar. Sivicimiz comfort yazıyor üstünde. Daha önce duymadığım bir switch modeli ama değiştirilebiliyor. Dediğim gibi üniversal genelde bunlar 2 pinli switchler. İstediğiniz sivici switch yani istediğiniz farklı renkli sivici alıp buraya monte edebilirsiniz. Keycap'lerini değiştirebilirsiniz. Ama klavyenin özelliği zaten şeffaf olması. Yani bu klavyeyi tercih edecek adam zaten şeffaf klavye seviyordur. Ya da videoda gördüğü görseller falan hoşuna gitmiştir. Genel anlamda klavye hoşuna gitmiştir. Satın almıştır. Çok bu klavyeyi modlayacağınızı düşünmüyorum. Zaten gerçekten bayram yeri gibi bir klavye. Yazılımın üzerinden bütün tuşlara makro atayabiliyorsunuz. ışıklarını değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bir güzelliği daha var. Yazılım üzerinden arkadaşlar bilgisayarınıza USB ile bağlandığı için eğer USB ile arka planda bir tane müzik falan dinliyorsanız bu müziği size arkadaşlar burada ritim olarak veriyor. Bayağı da güzel bir şekilde veriyor. Şimdi klavyenin benim aklıma gelen özellikleri bu şekildeydi. Lafı çok uzatmayacağım. Switch'in hemen takalım. Bir isterseniz şöyle bir sesine bakalım arkadaşlar. Daha sonra da bilgisayara götürüp bir yazılımlı kontrol edelim. Daha sonrasında finalle buradayız. Biz eski videolarda vatandaş falan çalışırken ne yapıyorduk arkadaşlar ses sesinde Nostalji. Hadi bilgisayara geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi klavyemizi bağladık ve yazılımını indirdik. Sizin de yazılımını indirebilmeniz için aşağı açıklamalar kısmına ben bir link bırakacağım arkadaşlar. Hem ürünün linkini bırakacağım hem de aynı zamanda yazılımının linkini bırakacağım. Yazılımı indirip direkt kuruyorsunuz. 7 MB'lik bir yazılım var zaten hızlı bir şekilde kuruluyor. Kurulduktan sonra önümüze böyle bir arayüz geliyor arkadaşlar. Bu arayüzde ne yapabiliyoruz? Burada hangi butonun üzerindeysem o yanıyor arkadaşlar. Misal şu anda O tuşun üzerindeyim. O tuşuna F11 fonksiyonunu atayabiliyorum. Ya da misal buradan ses kısmayı seçtim arkadaşlar. Sonra gelip I'ya arkadaşlar ses kısmayı seçtim. Şöyle I'ya bastığım zaman bakın ses kısma fonksiyonunu yapıyor. Geri tekrar O'ya bastığım zaman ses açma fonksiyonunu yapıyor. Tabi burada müzikler var, başlat, durdur var. Siz istediğiniz tuşa istediğiniz fonksiyonu atayabiliyorsunuz. Geri silmek istediğiniz zaman da burada default dediğiniz zaman arkadaşlar ya da disable key dediğiniz zaman ya da silmek istediğiniz zaman buradan tuşun üstüne sağ tıklayıp arkadaşlar default dediğiniz zaman kendi ayarlarına dönüyor. Bir sonraki sekme makro sekme Etmesi. Buradan istediğiniz makroyu arkadaşlar klavyenize atayabiliyorsunuz. Bir sonraki sekmede ışıklar var. Burada 19 tane farklı ışık kombinasyonu var. Bunlardan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben size şöyle klavyeyi dik yapıp göstereceğim tek tek. İlk etapta statik var arkadaşlar. Statiği seçtiğiniz zaman böyle sabit kalıyor. Single on var. Single dediğiniz zaman hangi tuşa basarsanız gördüğünüz gibi onlar aydınlanıyor. Single off dediğim zaman böyle hepsi kafasına göre yanıyor. Bir sonraki de arkadaşlar böyle hafiften bir yağmur efekti var. Siz isterseniz bunu buradan hızlandırabiliyorsunuz. Işığı hızlandırdım. Bu arada karanlıkta gerçekten çok güzel duruyor. Bir sonraki Falling arkadaşlar. Biraz önceki animasyonun hemen hemen aynısı. Aynı zamanda bakın ekranda da arkadaşlar dikkat ederseniz animasyonu gösteriyor. Bir sonraki Color arkadaşlar. Böyle seçtiğim zaman da biraz daha böyle slow motion'da yanıyor. Bunu tabii biraz daha hızlandırabilirim. Ya da buradan bir tane renk seçip arkadaşlar. Burayı istersen böyle animasyonu gördüğünüz gibi hızlandırabiliyorum arkadaşlar. Bayağı hızlanınca yalnız kamerada görüntüsü bir farklı oldu. Böyle slow motion'da biraz daha yavaş. Bir tık daha şöyle arttıralım. Evet. Şu an daha güzel oldu. Böyle yanıp yanıp sönüyor. Bir sonraki sekmede nefes alıp verme modunda arkadaşlar. Her tuş farklı ışık renginde yanıyor. Bir sonraki spektrum arkadaşlar. Hani sabit renkler gördüğünüz gibi değişiyor. Kırmızı oluyor, mavi oluyor, yeşil oluyor. Bir sonrakinde bakın animasyon ortadan dışarı doğru açılıyor. Scroll'da arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı iniyor. Tabi siz bunu isterseniz farklı yönlere yapabilirsiniz. İsterseniz yukarı yapabilirsiniz. İsterseniz aşağı yapabilirsiniz. Bir sonraki rolling sağdan sola gidiyor. İstersem bunu soldan sağa şeklinde değiştirebiliyorum. Bir sonraki rotating arkadaşlar bakın olduğu yerde dönüyor. Orada animasyon görünüyor mu? Evet başarılı bir şekilde görünüyor. Bir sonraki exploit. Exploit seçeneğini aldığınız zaman bakın hangi sıraya basarsam o sıra gördüğünüz gibi aydınlanıyor. Bir sonraki launch bastığım zaman dışarı doğru efekt atıyor. Bir sonraki ripples arkadaşlar bastığım zaman böyle ince detay şeklinde değil de bütün ışıkları böyle içeriden dışarı doğru yakıyor. Bir sonraki flowing arkadaşlar böyle sırayla çizgi şeklinde gördüğünüz gibi gidiyor. Bir sonrakinde de böyle gördüğünüz gibi Meksika dalgası animasyonu yapıyor. Bak bu da şahaneymiş. Bunu bir yavaşlatayım. Evet tam Meksika dalgası oldu bak süper oldu. Hızlandırırsan o hızlanınca olmuyor. En güzeli yavaşlatalım arkadaşlar. Tam bir Meksika dalgası oldu şu anda. Bir sonraki animasyon tilt arkadaşlar. Bunu da bir tık yavaşlatayım. Daha net görebilmeniz açısından. Bir sonraki animasyon shuttle. Bunu da bir tık yavaşlatacağım. Bu tabi biraz karışık bir animasyon arkadaşlar. Kırmızılar falan böyle renkler gidip geliyor anladığım kadarıyla. Bir sonrakinde ışıkları tamamen kapatabiliyorsunuz. Benim en çok sevdiğim Meksika dalgası oldu. Bunda kalsın. Bir sonraki sekmeye geldiğimiz zaman arkadaşlar buradan W, A, S, D tuşlarını şöyle farklı renkler yapacağım. S'yi pembe yapalım. D'yi mavi yapalım. A'yı sarı yapalım. Uygula dediğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi misal sadece W, A, S, D tuşum yanıyor. Buradan J tuşuna bir komut verelim. Yeşil yapalım. Evet burada da misal arkadaşlar gördüğünüz gibi J'yi farklı bir ışık tonu atadım. Siz oynadığınız oyuna göre ister derseniz buradan profil oluşturabiliyorsunuz. Bu profilleri farklı bir şekilde isimlendirebiliyorsunuz. Bir sonraki sekmeye geldiğim zaman statik diyor arkadaşlar. Buradan yine bir konfigürasyon ekliyorum. W tuşuna uygula diyorum. Evet. Bakın bu sefer de yine seçtiğim tuşlar statik bir şekilde. Yani farklı ışık kombinasyonlarıyla değişiyor. Buradan yine istediğiniz animasyonu atayabiliyorsunuz. Bakın şu an farklı bir animasyon atadım. Spektrum dedim. Uygula dedim. Gördüğünüz gibi değişiyor animasyonlar. Bir sonraki sekmeye bayılacaksınız. Bir sonraki sekmeye geldiğim zaman arkadaşlar Arkadaşlar buradan misal Green Yellow dedim. Alt plakayı renklendirmeyeceğim. Burayı da ellemeyeceğim. Şimdi buradan YouTube'a girdim. Bir NCS yazalım. Bir tane No Copyright müzik açalım. Şimdi müziği şöyle bir tık kıstım arkadaşlar. Geri uygulamaya döndüm. Rainbow dedim. Amplitude ediyor arkadaşlar. Bunu şöyle bir tık arttırdım. Biraz kısalım. Rainbow diyelim. Şöyle değiştirelim. Spectrum diyelim. Tonu düşürelim. Arka planı beyaz yapalım. Arka planı kırmızı yapalım. Arka planı turuncu yapalım. Arka planı sarı yapalım. Ama en güzel hiç arka plan olmaması. Böyle gördüğünüz gibi müzeye göre de tepki verebiliyor klavye. En altta arkadaşlar ayarlar sekmesi var. Buraya girdiğimiz zaman game mod diyor. Game mode'u açtığınız zaman misal alt tabı kapatabiliyorum. Alt F4'ü kapatabiliyorum. Windows'u kapatabiliyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda Windows tuşuna bastığınız zaman herhangi bir şekilde Windows çıkmıyor. Oyununuzu etkilemiyor. Geri Windows'u kapatalım. Bakın gördüğünüz gibi şu anda Windows tuşu etkin. Oyun oynarken elim değebilir. Yazılım bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi finale gidelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Türkiye'nin birinci değil ama ikinci şeffaf klavye videosunu yaptık. Buradan Ömer Faruk kardeşime selamlar. İçerik çalmış gibi olmayayım. Geldi incelediler. İnceledik güzel kardeşim. Ama genel anlamda Ömer Faruk'un incelediği klavyeden bence bir tık daha güzel diye düşünüyorum. Basın hissi sertliği bayağı iyi. Deva kağıdı şuranın içinden de gözüküyor. Ben size hemen RGB'sini göstereyim. Renge bakar mısın? Bu rainbow abi zaten. Çünkü arkadaşlar böyle siyahımsı bir şeffaflık var üzerinde. Gerçekten hoş duruyor. Klavyenin bu bu zamana kadar anlattığım her şeyi artı yön arkadaşlar. Yani herhangi bir eksi yönünü göremedim. Tabii ki dediğim gibi ilk etapta bir tık böyle 1 iki gün alışma süreciniz var klavyeye. Özellikle şu kısım arkadaşlar. Yön tuşlarının olduğu bölümler çok iç içe sık. Enter böyle küçük. Ben normalde böyle büyük enterları falan çok seviyorum. Bu duruma falan böyle alışmanız bir gün falan sürüyor. Ben de öyle oldu en azından. Switch'lerin değiştirilebiliyor olması, keykeplerinin değiştirilebiliyor olması, şeffaf yapısı bunların hepsi benim gözümde artı. Benim benim gözümdeki tek eksi yanına gelecek olursak arkadaşlar bu tuşlar gördüğünüz gibi lazer kesim değil arkadaşlar ışığı maalesef ki yansıtmıyor zaten adam komple şeffaf yapmış hani nasıl lazer kesim koyacak buna o da tabii ki bir muamma eğer klavyeyi karanlıkta kullanıyorsanız ışığı olsa bile eğer hani böyle tuşları ezbere bilmiyorsanız yazı yazmanın zorlaşabiliyor bunun haricinde benim gördüğüm eksi bir yönü yok tabii ki yurt dışından gelen birçok custom klavye gibi Türkçe tuş dizilimine sahip değil asla yok bu da bir eksi gözümde sonuç Türkiye'de klavye satıyorsunuz. En azından buraya bir üretim bandında Türkiye'ye gelen ürünlerde böyle bir Türkçe tuş dizilimi falan koysanız iyi olur. Klavyeyi ezbere bilenler bunu sorun etmiyor ama klavyeyi ezbere bilmeyen adamlar buradaki tuşların ne işe yaradığını bulmakta zorlanabiliyor. Benim bugünlük incelemem bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. İzleyicilerimizin %70'i 80'i de videolarımızı izliyor. Gerçekten böyle baştan sona kadar izleyen izleyicilerimiz var. İstatistiklerde görüyoruz. Ama abone olmayı unutuyorsunuz arkadaşlar. Bir abonelik ücretli değil. Hemen aşağıdan bir abone olup bizi desteklerseniz bu tarz içeriklerin gelmesi için bize ilham kaynağı olmuş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.